Sizler bizim için gerçekten çok önemli bir enerji ortağı oldunuz ve hep çok güvenilirdiniz. Hem arz güvenliği açısından çok kritik bir ortaksınız, hem de aynı zamanda iklim nötr olma çabalarımız açısından da çok kritik bir ortak oldunuz. Ve yeni imzaladığımız bu mutabakat aslında enerji ortaklığımızı daha da güçlendiriyor. Ve üç noktanın altını çizmek istiyorum bu mutabakat anlaşmamızdaki. İlki, doğal gaz arzını ikiye katlayacağız Azerbaycan'dan AB'ye gelen. Ve bu mutabakatla birlikte Güney Gaz Koridoru'nun genişlemesine taahhütte bulunmuş oluyoruz. Bu hali hazırda zaten Avrupa Birliği için çok önemli bir koridor ve 20 milyar kübik metreye çıkacak kapasitesi ve şu an 12 milyar kübik metreye ulaşıyoruz ve bu da tabii ki Rusya'dan aldığımız doğalgazın yerini tutabiliyor ve Avrupa'nın arz güvenliğini sağlıyor. Bir diğer önemli konu da bu mutabakat anlaşmasında yenilenebilir enerji konusu. Azerbaycan'ın inanılmaz bir potansiyeli var yenilenebilir enerjide. Siz az önce zaten anlattınız ve özellikle de offshore rüzgar ve yeşil hidrojen konuları da çok önemli konular. Yine bunları da konuştuk. Ve bu mutabakatla birlikte artık bu alanda da çok somut bir ortaklık, bir işbirliğine taahhüt etmiş olduk. Ve Azerbaycan artık fosil yakıtlardan uzaklaşıp yenilenebilir enerji alanında da Avrupa Birliği için çok önemli bir ortak olma yolunda. Ve son olarak da doğal gaz alanındaki ortaklığımız iklim konusundaki sorumluluğumuzu da kapsamalı. Mesela metan gazı emisyonları konusu son derece önemli. Bütün doğal gaz tedarik zinciri üzerindeki metan gazı salınımını azaltmak istiyoruz. Bu konuda taahhütlerimiz var. Ve artık Azerbaycan da bu vaadimizi destekliyor. 119 ülke destekliyor bu vaadimizi, bu taahhüdümüzü ve Azerbaycan da bu alanda çok önemli çabalar ortaya koydu. Sayın Aliyev'le biz aslında enerji alanındaki bütün ilişkilerimizi ve işbirliğimizi masaya yatırdık. Avrupa Birliği ve Azerbaycan konseyleri yarın Brüksel'de bir araya gelecekler ve bu ikili işbirliğimizi nasıl geleceğe taşıyacağımızı tartışacaklar. Şu anda yeni bir ikili anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Yakında tamamlamayı umuyoruz bunu. Ve burada da güçlü ekonomik işbirliğimizi, ortaklığımızı daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Avrupa Birliği aslında Azerbaycan'ın ilk ticari ortağı ve ilk ihracat destinasyonu ve en önemli yatırım kaynaklarından biri. Bunu da genişletmek istiyoruz. 6 milyon euroluk Avrupa Birliği fonu yatırımı var 2024'e kadar Azerbaycan'da ve ekonomik ve yatırım planı 2 milyar euroya kadar da ek yatırımı gündeme getirebilir. Ve yaklaşık 25 bin kadar Azeri KOBİ'si destekleniyor şu anda ve aynı zamanda ulaştırma konusuna da odaklanıyoruz. Bu da çok çok önemli çünkü bu az önce söylediğiniz bağlantılı olma başlığı ile ilgili bir konu. Bunu da tartıştık. Özellikle de bu alanda bağlarımızı nasıl güçlendirebiliriz, toplumlarımızı, ülkelerimizi nasıl yakınlaştırabiliriz diye tartıştık. Bu da bizim Doğu ortaklığımızın özünü oluşturuyor aslında. Avrupa Birliği Azerbaycan'la birlikte çalışarak Orta Asya ve daha ötesiyle ilişki kurmak istiyor. Dolayısıyla çok yakinen takip ediyoruz bu Trans-Hazar bağlantılarını ve bu tartışmalarımızı daha da fazla derinleştirmeyi
planlıyoruz ve bir yandan da ortak havacılık alanı çalışmamız var. Bu da yine ticaret, iş dünyası ve turizm için son derece önemli. Azerbaycan'ın tam potansiyelinin oluşması için yatırımcı güvenini oluşturması son derece önemli ve tabii burada sivil toplumun ve bağımsız medyanın da çok önemli bir rolü olacaktır. Avrupa Birliği güvenli, istikrarlı bir Güney Kafkasya görmek istiyor ve bu önemli başlıkları da konuştuk ve 4.25 milyon euroluk bir paket açıkladık zaten bu amacımızla ilgili olarak. Ama bu alanda yine ekipman ve deneyim, beceri paylaşımı alanında da adımlar atmaya hazırız. Yani Sayın Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği sizin bölgenizde çok önem veriyor. Ortaklığımız bizim için çok değerli ve zamanla bu ortaklığın daha da gelişeceğine inanıyoruz. Bir kez daha çok teşekkür ederiz bizi burada ağırladığınız ve bu mutabakata imzaladığınız için. Teşekkürler.